2016 Karanlık mı, aydınlık mı? Daha çok alaca karanlık gibi bulutların aralandığını, havanın aydınlandığını ama sanki güneş tutulması gibi ortalığın birdenbire karardığını hayal edin. Veya tam tersine yağmur, fırtına, soğuk, sonra birden kurşuni gökyüzü aralanıyor ve güneş size tatlı tatlı gülümsüyor. İçiniz umutla ve yaşama sevinciyle doluyor. 2016 aydınlıkla karanlığın, umutla umutsuzluğun, düzenle düzensizliğin, çözümle çözümsüzlüğün yan yana hayat bulacağı şaşırtıcı uyumluyla geçecek. 2016'yı başlamış ve sürmekte olan kötülüklerin artık mecalenin tükendiği, bu yüzden bir neticeye bağlandığı final yılı olarak karşılayabiliriz. Karanlığı sürdüren ve aydınlığa engel olan üç temel sorundan bahsediyoruz. Otokrasi inşası, Suriye İç Savaşı ve PKK sorunu. Türkiye'nin 2012 yılının Nisan ayında sokulduğu otokrasi inşa süreci 2016'da 4 yıllık çabaların fiyaskosuyla sona erecek. Güçlü bir liderliği, onu var eden şartlardan bağımsız olarak kalıcı ve kurumsal bir yapıya kavuşturma, yani diktat rejimine geçiş stratejisi hem sahiplerine hem de ülkeye pahalıya patladı. Kutuplaşmış, kırılgan sosyal yapının piyasayı ahtapot gibi kuşatıp özel sektöre nefes alma fırsatı vermeyen ve devlet ağırlığı altında ezilen ekonominin ve toplumun elindekileri kaybetme korkusuyla güç sahiplerine teslim ettiği siyasetin sürdürülebilir hali almadı. Korku, düşmanlık ve nefret her zaman dikta siyasetine eşlik eder. Ama hep de korkuyla yaşanmaz ki. Gün olur, korku duvarı aşılır ve korku üzerine inşa edilen her şey darmadan olur. Korku bulutlarının dağılmasına ekonomideki sıkışma ve statüko'ya karşı ekonomik iktidardan daha fazla pay isteyenlerin baskıları yol açacak. İktidar elitleri yoruldu. Onlarla aynı dili konuşan ve aynı yerden gelen yeni elitler bu statükoyu iç iktidar rekabetini genişleterek zorluyor. Otokrasinin vazgeçilmez bir ekonomi politiği var. Dört yıldır ekonomi sonuna kadar zorlanmasına rağmen bu ekonomi politik kurumsal yani kalıcı bir hüviyet kazanamadı. 2016 taşıma yöntemle dönen değirmenin suyunun tükenişine sahne olacak. 2016 Arap ayaklanmasının ve sykes Pico'nun 100. yıl dönümüne tesadüf ediyor. Orta Doğu haritası yeniden çiziliyor. Suriye iç Savaşı tek başına büyük güçlerin küresel politikalarını yeniden belirlemelerine ve yeni dengelerin oluşmasına yol açtı. Türkiye'deki otokrasi mimarisi bile bu yeni dengeler içinde Rusya'nın yanında kendine yer aradı ve hüsrana uğradı. Suriye sorunu küresel stresi artırıyor ve maliyet katlanıyor. AB şimdilik geçiştirdiği mülteci baskısını kalıcı bir şekilde önlemek için çözüm arayışında. Herkes elindeki zarı attı ve alternatifler tükendi. Büyük güçler karar verdiğine göre Suriye iç savaşı bu sene içinde sona erebilir ve 100 yıl aradan sonra artık yeni sınırlar çizilebilir. Türkiye Suriye sorununda masaya sürdüğü her şeyini kaybetti. Şimdi sadece ateşin sönmesinden dolayı sınırlarını zorlayan yangın tehlikesini azaltabilir. Suriye iç savaşının hüsranla sona ermesi Türkiye'de devlet içi iktidar dengelerini kuvvet etkileyecek ve otokrasinin yaşam alanını daraltacak. Geriye PKK sorunu kalıyor. Türkiye Kürt sorununu büyük ölçüde çözünce bu sorunun arkasında gelişip serpilen PKK sorunu gün gibi ortaya çıktı. Sürekli tekrarlanan özellik ilanlarıyla PKK Kürtlere değil kendisine bir statü, daha doğrusu hükümranlık sürecek bir alan arıyor. Bu alan Türkiye sınırları içinde değil, Suriye'de. Türkiye'nin desteğiyle Irak'ta bağımsız Kürdistan kurulurken Güneydoğu'da PKK'nın sürdürdüğü savaşın başka türlü bir açıklaması yok. Üstelik bu savaş Surda, Cizre'de Kürtlerin sırtında onların cesetleri üzerinde sürüyor. PKK kendi toprağını ve tabii çevresini çoraklaştırıyor. Sivil Kürt siyaseti şehirlerde kazılan hendeklere düşerek silikleşiyor. Kürtlere bile anlatamadığı ve sonunda mutlaka kaybedeceği bu anlamsız savaşla devletin ve ...her türlü karşılığı peşinen meşru hale getiriyor. 2016, uzun süren, puslu ve yağmurlu bir şafak gibi... ...aydınlığın karanlığı yavaş yavaş kuşattığı... ...ve sonra YouTube yok ettiği... ...nihayetinde güneşin egemen olduğu bir yıl olacak, inşallah.